Merhaba, iyi günler. Kadri Gürsel stüdyoda konuğum. Kendisi uzun bir süredir Medyascope'da gözükmüyordu. Kadri, hoş geldin. Hoş bulduk. Sen ve Levent yıllar önce 2015 Ağustos'tu değil mi? Benim Habertürk'teki odamda ilk... Ağustos başı gibiydi. Evet. Ağustos 2015'te ilk Medyascope'un ilk açık oturumuyla Medyascope'u da başlatmıştık. Sonra ikiniz de uzun bir süre burada sürekli katkıda bulundunuz. Sonra ikiniz de ayrı ayrı halkın arasına karıştınız, Halk TV'ye. Şimdi o geçen geldi, şimdi sıra sende. Öyle kolay kolay kaçma yok diyelim. Senle bu yayını konuştuğumuz zaman yarınki AKP kongresini ağırlıkla konuşuruz diyorduk. Çünkü en önemli gündem o olacak. Acaba kabine değişecek mi, yönetimde değişiklik olur mu, damat geri mi gelir falan derken bir gece ansızın, değil mi? Ömer Faruk Gergerlioğlu, HDP kapatma davası, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma, bir de neydi? Ekonomide Merkez Bankası Başkanı. Naci Ağbal. Evet, Naci Ağbal. Evet. Arada Gezi Parkı'nın bir neydi bilirsiniz, bir vakfa diye. El konulması diyelim biz ona. Evet. Bunu bir kişi şey diye yazmıştı. Tuşları aynı anda basmak değil, klavyeyi masaya vuruyor diye. Ben de bu yayının başlığını Türkiye'nin gidişatı diye verdim. Hakikaten şey, öyle başlayalım. Hakikaten nereye gidiyoruz? Biz aslında yine AKP kongresini konuşuyoruz. Tabii. Çünkü yani resim netleşiyor. Ben şuna benzetiyorum. Bugün de işte 2023 seçim dönemini başlatıyoruz diye işte bir açıklama geldi AKP cenahından. Bu 2023 seçimi için 2 yıl önceden başlatılıyorsa olsa olsa erken seçim. Tarihi sadece kendilerinde saklı bulunan bir erken seçim için yola çıkıldığı anlamına gelir ve çıkış noktası da AKP kongresi olacak belli ki. Ama AKP kongresine nasıl gidiyor Erdoğan? Ben yani tarihi bir sahne gibi canlandırıyorum gözümde. İşte muzaffer bir Romalı komutan işte düşmanlarının yendiği, ezdiği, düşmanlarından aldığı bir takım trofelerle şehre giriş yapmaktadır. Arenaya şehre giriş yapmaktadır. Bir Sezar. Yani ya da Romalı bir komutan, büyük bir komutan, lejyonların falan. İşte bu da gerçekten öyle. Her taraf yani baktığın zaman bu kadar çok, bu kadar vahim gelişmenin, bu kadar Türkiye'nin demokrasisi demeyeceğim ama Türkiye'nin bekası, Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, selameti ve istikrar açısından bu kadar tehlikeli ve vahim gelişmenin 5 güne sığdırılması için hiçbir neden yoktu. AKP kongresi dışında yani bir artık politik psikiyatrinin alanına giren bir cinnet hali midir? Nasıl rasyonize edeceğiz bu konuyu? Bunu nasıl soğukkanlı bir analizin nesneleri halinde inceleyeceğiz burada diye tabii... baktığımızda genellikle gözlemciler, analistler, ya bu iktidarın yaptığı şeyleri artık akıl terazisinde tartmak mümkün değil falan diyorlar ama hayır, burada bir yine bir akıl var fakat bu gerçekten şok ve dehşet etkisi yaratmak isteyen ve ateşle oynayan bir akıl bu. İşte AKP kongresine giderken arenanın isteği doğrultusunda, arenanın en sağ, en aşırı uç kesiminin isteği doğrultusunda HDP'nin tırnak içinde söylüyorum kellesini almak üzere harekete geçmiş bir milletvekilini de, ki en aktif milletvekilleri birkaç tanesinden biri ve insan hakları konusunda o da çok sembolik bir şey, onu da yaka paça atletle gözaltına almış ve bundan hiç korkusu yok. Yani imajım şöyle olur, dünyaya böyle görünürüm. Hayır, zaten o onu istiyor. Yani o üzerine basmak istiyor. Siyaseten mefta haline getirip üzerine basıp poz veriyor. Tamam mı? Bunu yapıyor. İki, bir diğer kesime de memnun etmek için modern toplumun, seküler toplumun, liberal toplumun üzerine titrediği bir öncelikle onlar. Sadece onlara değil.
İstanbul Sözleşmesi'ni yırtmış atmış. Ondan sonra da kendi tasfiye edemediği damat bakanı belki de yeniden eklemlemek üzere ki böyle konuşuluyor bu. Bu konuda ben bilgi sahibi değilim ve olamam. Böyle konuşuluyor. Onu da göreceğiz çarşamba günü. Gerçekten damat Albayrak, artık öyle diyoruz bakan olmadığına göre, damat Albayrak'ın acaba istediği bir trofe miydi o da, Naci Ağbal'ın siyaseten kellesi? O da acaba AKP'de yeniden bir görev sorumluluk üstlenerek aktör olarak sahneye geri dönecek. Sen ne düşünüyorsun? Ya ben şunu düşünüyorum. Şimdi bütün büyük isimler, tırnak içinde kullanıyorum, tarihsel olarak ya da işte üstlendikleri rol, işlev açısından büyük isimlerin hepsi şu veya bu şekilde mevcut iktidar yapısından bir tarafına entegre edildi, angaje edildi. Bu damat bakanı da, damadı da diyelim biz artık, damat beyi de, damat Albayrak'ı da tasfiye ettikten sonra onu orada öyle yalnız başına tutmanın mümkün olmadığı görüldü. Sadece görülmesinin yanı sıra bir de şöyle bir problemle karşılaştı. Bunu öngörebilirdi aslında. Bir soru soruldu. Erdoğan'ın halefi kim? Kim olabilir? Bu sorunun cevabı yoktu. Bence kendisi de bu sorunun cevabını veremez hale geldi. Buna yönelik de bir acaba çalışma mıdır? Onu bilmiyorum. Ama gerçekten anladı ki damadı Berat Albayrak'ı tasfiye edemiyor. Veyahut bu şekilde tasfiye edemiyor. İçine alarak tasfiye etmesi daha doğru olacak. Berat Albayrak'ın taraftarları var. Berat Albayrak'ta bir liderlik kapasitesi varmış. Biz onu da görüyoruz. Çünkü adamları var. Yani bürokraside bayağı bir örgütlenmiş. Öyle gözüküyor. Şimdi onları da küstürmemesi lazım, entegre etmesi lazım. Buna yönelik bir hamle gerçekleştirebilir. Bu üç. Bir de Gezi Park. Sanmıyorum. Bir de Gezi Park. Ya ben bu konuda hiçbir iddialı görüşte ifade edemem. Ama şunu söyledim sadece. Ben de dönecektir, bana da öyle geliyor demiyorum. Ama ortada bir başarısızlık var. Başarısızlık şu. Çok başarısız bir Hazine ve Maliye Bakanı var. Çok başarısız. Gerçekten. Başarılı olduğu konular varsa da o kamusal fayda açısından başarılı değil. Başka konularda, bizim bilmediğimiz hususlarda başarılı olmuş olabilir. Kamunun çıkarları açısından bakarak ben çok başarısız olduğunu söylüyorum. İki, diğer taraftan da başarısız bir tasfiye süreci var. Yani tasfiye de edemedi. Bunu nasıl ortadan kaldıracak bu durumu? Yani aile sorunu olduğu da konuşuluyor. Bunun bir aile içi mesele olduğu da konuşuluyor. Evet, yani bu ifadeyi kullanmak zorundayım. İktidar ailesinin bütün meseleleri siyasidir aynı zamanda. Dolayısıyla bu aile içi mesele bir siyasi mesele haline gelmiştir. Çünkü neticede hala damadı olmaya da devam ediyor. Yani burada Kadri, başta söylediğin hani akıl, rasyonalite kavramı üzerinden gidecek olursak, iktidarın ve tabii ki Erdoğan'ın yaptığı şeyleri genellikle irrasyonel bulmaca eğilimi var. Sen diyorsun ki irrasyonel gözüken şey aslında Erdoğan'ın kendi rasyonalitesi, güç gösterme üzerine kurulu. Büyük ölçüde de Batı'yı da çok da fazla umursamayan ya da Batı ile bir takım alver ilişkileriyle orayı kontrol edip esas olarak umursamayan demeyelim ona. Ümidini kaybetmiş, umudunu kaybetmiş. Batı'dan, yani Batı'yla birlikte, Batı'nın yeni aktörleriyle çalışıp o çalışmadan kendine fayda devşirme umudunu yitirmiş. Özellikle Biden'ı kaybetmiş. Ama Biden yepyeni bir transatlantik denklemini temsil ediyor. Artık Avrupa'da Biden'a bakıyor. Yani Biden demek sadece Amerika demek değil artık. Biden aynı zamanda onun bir Avrupa'ya bir iz düşümü var. Ve NATO. Ve NATO tabii ki. Bütün Batı ittifakı denen şeyin öyle kolay kolay yok olup gitmeyeceğini de temsil ediyor. Bu arada sen Biden'la
Tanışıyorsun değil mi? Biden'la tanışmak denmez ona çünkü beni hatırlar mı bilmiyorum. Seni hatırlamaz da olayı biz hatırlıyoruz ama. Unutulacak, çok kritik bir zamandaydı. Unutulacak gibi bir olay değildi o. Onu bir özetlesene neydi? Ya şu 2016'nın 22 Ocağı'ydı zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Biden o zaman ABD Başkan Yardımcısı olarak İstanbul'a geldi. İstanbul'da çalışma ziyareti yapıyor. İstanbul'daki ilk görüşmelerinin ilk gününü iktidarı ve iktidar çevresini ve medyasını rahatsız edecek bir programla harcadı. Neydi? İşte mesela Can Dündar'ın oğlu Ege Dündar ve eşi Dilek Dündar'la görüştü. Ondan sonra Can o sırada içerideydi galiba değil mi? Efendim? Cezaevindeydi Can değil mi o sırada? Can içerideydi evet. Evet. Kasım'da tutuklanmıştı. Sonra galiba Şubat'ta tahliye edildi. 3 ay kadar falan yattı ama o zaman içerideydi. Tabii o zaman içeride olan Can Dündar diye başlamalıydım cümle. Ondan sonra ikinci görüşmesini de yanılmıyorsam bizimle yaptı. Biz derken bir grup gazeteci, bir akademisyen, bir sivil toplum örgütü veya sivil toplum lideri Osman Kavala, gazeteci Ceyda Karan vardı. Ben vardım. Aslı Aydın Taşbaş vardı ve Dağ Medya, şimdi adını hatırlamıyorum kendisi affetsin beni, Dağ Medya'nın kurucusu vardı. Bir de Yaman Akdeniz vardı tabii. Bu görüşmeden önce yaptığı açıklama, görüşme sırasında yaptığı off the record açıklamadan çok daha güçlüydü. Tabii. Yani tamamen sembolik bir şey aslında. Yani görüşmeye sizin de üzerinizden mesaj tabii. Tabii görüşmeye de Victoria Nuland o zaman dışişleri müsteşarıydı Amerika'da yanılmıyorsam. Büyükelçi o zamanki büyükelçi ve kendi mahiyetindeki heyet katıldı. Bayağı kalabalık bir görüşmeydi yani. Öncesinde fotoğraflar falan verildi. Bu görüşme sonrasında işte çıkarken biz Biden tam işte hepimize tek tek dolaşıp elimi sıktı. Biden benim önümde gidiyor. Ben de Biden'ın arkasında gidiyorum. Boylarımız da hemen hemen aynı. Belki ben biraz bir iki santim daha uzun olabilirim. Gidiyoruz. Derken Aslı Aydın Taşbaş Biden'ın bir hamlede bir adımda zıplayarak adeta önüne çıktı ve bir selfie çekti. Bütün hadise bir saniye içinde oldu bitti. Ben de o sırada ani bir çabuklukla o selfie'ye girmeyeyim diye kaçmak gibi oradan bir adım geriye sıçramak gibi bir refleks göstermedim. Çünkü böyle bir refleks çok çok ayıp olurdu orada. Ama baktım orada bir problem var. Problemli bir selfie çıktı. Ben çünkü kesinlikle dedim ben burada bu karenin arkasında ben de varım. Dedim en iyisi ben de bir tane yapayım. Ben de bir tane selfie çekeyim. Neden ben yapmıyorum dedim. Ben de aynısından isterim dedim Biden'a. Döndüm ben de yaptım bir tane. O da çok memnun oldu falan. Sonra ben de paylaştım onu kendi Twitter hesabımdan. Instagram'dan paylaştım. Neyse. Şimdi eğer Biden böyle karma bir yani karma derken iktidar medyasının mensupları ile birkaç tanesi onların işte ılımlarını da alsaydı falan o ekibe o cenah iktidar cenahı bunu sorun yapmazdı dert etmezdi ama Biden orada bir siyasi mesaj vermiş oldu yani. Sen oradaki yani basın özgürlüğü, sivil toplum, akademik özgürlük, internet özgürlüğü ve hep bunun önemini vurguladı. Yani bir ülkenin görüşme sırasında da bir ülkenin gelişmesi, kalkınması, istikrarı, barışı, huzuru için medya özgürlüğünün ve ifade özgürlüğünün vazgeçilmez önemde olduğunu vurguladı. Tek bütün konuşmasının, bütün diyaloğun tek cümlede özeti budur. Bunun ne kadar önemli? Bunu zaten biz biliyoruz. Yani şimdi bunu off the record olarak şimdi başkan oldu. Ama Biden bir şey daha söyleyeceğim. Daha sonra bir grup iktidar gazeteci medyası mensubu dil alışkanlığı gazeteci diyorum. İktidar medyası mensubu bir şey yayınladı. Bir ortak bildiri yayınladı. Biden'ın
işte kendileriyle neden görüşmediği, bunu yadırgadıkları, bunu doğru bulmadıkları, kendisiyle görüşseydi Biden kendileriyle daha bütünlüklü, daha dengeli bir Türkiye resmi elde edebileceğini falan söylediler. Şimdi başkan oldu. Şimdi oraya gelelim. Aslında bir tur attık şöyle. Biden'ın Biden'dan neden umut ışığı alamadıkları, yani umurunda değil, umudu yok. Yoksa pekala da umurundaydı. O içi boş ama sadece bir söylemden ibaret olan ve bir etiketten ibaret olan işte insan hakları eylem neydi, planı mıydı? O zaman ekonomik reform paketi, reformlar yapıyoruz, reformlar yapacağız deyip birkaç ay boyunca, ondan sonra da yapa yapa ortaya içi boş bir ve tutarsız, neydi gerçekten tarifi de imkansız bir şey çıkması. Zaten işte yani ben ülkemde reformlar gerçekleştireceğim ama benimle çalışmaktan vazgeçmeyin, yani ilişkimizi sürdürelim mesajıydı o. O mesajın alınmadığını hissetti bence. Bir kere aranmadı. Hala aranmadı. O mesajın da alınmadığını hissetti. Ben yani şöyle yakından izleyenler, gözlemleyenler açısından yani Biden'ın çok biraz bir müsamahakar bir ilişki içinde olmayacağı öngörüsü vardı daha ilk haftalardan itibaren Biden gelirse, ki bu öngörü doğrulanmış oluyor. Yani Amerika'yı çok yakından izleyenler açısından böyleydi. Ben kendimi buna dahil etmiyorum. Burada şöyle bir husus var. Şimdi HDP'ye kapatma davası, İstanbul Sözleşmesi, bunları anlıyoruz. Bunlar ideolojik politik duruşlar. Yani onu karşısına alıyor, terörist diyor. Tekisini işte şey diyor, bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz diyor. Peki Merkez Bankası Başkanı'nı niye aldı? Yani ya işte bu belki de akılla ve mantıkla izah edilemeyecek tek şey bu. Yani eğer yüksek faizleri 200 bas puan arttırdı. İşte toplanan para politikaları kurulu. Buna karşı bir tepki oluştu. Evet, gerçekten yani kredi bu Merkez Bankası'nın politika faizinin yükselmesi nedeniyle artan kredi maliyetlerinden şikayetçi olan, iktidara yakın, iktidarın önemsediği çok farklı kesimler var. Yeni Şafak sözcüsü durum. O onu öyle durumda, o başka bir çıkar grubunu temsil ediyor ama. Fakat bütün bunlar Cumhurbaşkanı'nın bilgisinin haricinde olan şeyler değil ki. Yani neticede Cumhurbaşkanı evet dünyanın en tuhaf yani dünyanın en gerçekten en tuhaf ekonomik şeyi var, görüşü var, kendisinin iddiası var, bir tezi var. İşte enflasyon, faiz sebep enflasyon netice diye. Dolayısıyla faizi düşürünce enflasyon otomatikman düşeceği gibi bir şeye sahip, vehme sahip. Böyle bir şey olmadığı görülüyor. Şimdi dolayısıyla Naci Ağbal'ın alınmasının bu yüksek faize tepki duyanları rahatlatmak, onları biraz teskin etmek, kongreye bu infiali tırnak içinde, bu isyan havasını bastırmış olarak, Naci Ağbal'ın kellesini onların önüne atıp bunu bastırmış olarak girmek gibi bir arayışı olabilir. Şu da enteresan, bunun da cevabını veremiyoruz henüz. Yani yerine gelen Kavcıoğlu, Naci Ağbal'ın politikalarının şu aşamada aynen devam edeceğini söyledi. Eğer neden problem, eğer burada yüksek faizse, yani hemen bir acil gündem öngörülenden önce bir para politikaları kurulu toplarsın pazartesi ve faizi 19'dan 18'e düşürürsün. Öyle hemen hızlı da düşürmek olmaz. 18'e düşürürsün, onu revize edersin falan. Böyle bir mesaj da verilmedi. Dolayısıyla burada tek neden bu işte 4,5 aydır Kasım'dan bu yana, 6 Kasım'da gönderilmişti.
O zamandan bu yana uygulanan, o zaman negatifteydi. Şimdi pozitif faiz uygulanıyor. Yani resmi enflasyonun üzerinde bir 2 puan ya da 3 puan üzerinde, şimdi 15 civarı, işte 19. Başka da bir enstrüman kalmadı. Şu an sıcak paraya çok ihtiyacı var. Türkiye'nin rezervlerini tükettiği için ve bu sıcak parayı Türkiye'ye çekmek için elde başka bir enstrüman da yok yüksek faiz dışında. Sunamıyor. Dolayısıyla bu gerçekten bir muamma. Orada biliyorsun. Bunun anlaşılması için biraz daha beklemek gerekecek. Yani kongreyi bir görmemiz lazım. Şeyin Davutoğlu ve Ali Babacan'ın ayrı ayrı dile getirdiği bu hani kayıp olduğu söylenen bir 130 milyar dolar. Evet, ya Merkez paranın, Bankası'nın rezervi. Evet, onunla ilgili bir takım girişimlerde bulunduğu ya da bulunmak istediği, o nedenle tasfiye edildiği. Ya ben hiç zannetmiyorum böyle bir şey olmasının ama imkanı. Şeyi düşünürsen özellikle ya, Ali Babacan'ın oradaki kaynakları çok güçlü olduğunu varsaymak lazım. Yani Türkiye'nin ekonomi yönetimi yıllarca şey yapmış. Yani hani senin benim öğrenebileceğimiz bir şey değil ama Ali Babacan bunu söylüyorsa bir karşılığı olabilir dedim ben. Sonra ardından da Davutoğlu da benzer bir şey söyledi. Açıkçası bilemiyorum onların, ama bunu bir de biliyorsun onlar eleştirilerinde özellikle Babacan biraz pinti. Evet, yani iktidara karşı temkinli bunu söylemiş olması da ilginç. Peki başa dönelim tekrar, aynı anda bunca şeyi yapmayı derken sen bir erken seçim dedin ki bu benim ne zamandan beri favori iddiam. Ve hatta dalga geçiyor insanlar bende. Ben bunu bir yıldır falan Erdoğan'ın şöyle kabaca işler çok kötüye gidiyor. Özellikle ekonomide toparlama imkanının olmayacağını görüyor ve daha kötüyü yaşamadan olabildiğince henüz bir şeylere müdahil olabilme gücünü hala al buçuk muhafaza ederken bir baskın seçime gitmesinin teorik olarak mümkün olduğunu söylüyorum ve insanlar da bana genellikle o 23'e kadar bekler, ne gerek var, yapmaz bunu diye, ki o argüman da hiç boş bir argüman değil. Ama ben bunu söylüyordum ama o kadar çok tepki aldım ki biraz sesimi kısar gibi oldum. Şimdi erken seçim, baskın seçim iddiası olabilir mi? Bütün bunlar ona yönelik olabilir mi meselesi daha seslendiriliyor. Anladığım kadarıyla sen de bu ihtimalin... Ben 2020'de erken seçim mecburiyeti diye bir yazı yazmıştım. 2020'de. Çünkü gidişat şunu gösteriyordu. Tercihen, mecburen değil, tercihen girip de kazanabilme ihtimalinin olduğu bir seçim, kazanabilme ihtimalinin oldu ama seçim gibi seçim. Yani Afrika ülkelerinin, bir Zimbabwe'deki gibi değil ya da neyse işte. Yani meşruiyeti çok gölgelenmemiş bir seçim. Yolsuzlukların birkaç puan menzili içinde, aralığında oynadığı bir seçim. Öyle yoksa 5 puanlık 10 puanlık yolsuzluk yaparsan zaten seçim olmaktan çıkar. Onu söyleyeyim de böyle bir seçimi kazanma şansının olduğu yıl 2020'dir. Ondan sonra bu ekonomiyi toparlamasının imkanı yoktur ve bunun kendi kemik sandığı, taş sandığı tabanında da muazzam bir aşındırıcı etkisi olacağı görülecek ve kurduğu sistemin o %50 artı bir gerektiren oyuna ne yaparsa yapsın erişemeyecek. Dolayısıyla şimdi ya asla ya da eğer 2023'e bırakırsa kaybetmeyi ya da değişimi göze almış demektir diye bir sonuç çıkardım. Ama 2020'de pandemi oldu. Pandemi olunca da bütün denklem değişti. Ben bu yazıyı 2019'un aralığında yazdım. 2020'de erken seçim mecburiyeti diye. Hala zorlayarak 2021'in sonbaharı ya da 2022'nin ilkbaharında denklemi zorlayarak derken de şunu kastediyorum. Muhalefetin üzerine amansız bir baskı ile, zorbalıkla giderek işte medya özgürlüğünden kalan son kırıntıları da ortadan kaldırıp toplumsal muhalefet adına ne varsa ezip geçerek bir seçime giderse belki ekonomideki beceriksizliğini ve başarısızlığının dengesizliğini bir nebze hafifletebilir. Yani eğer sen başaramıyorsan diğerlerin başarılı olmasına da
izin vermeyeceksin ki senin başarısızlığın bir denge bulsun, otursun, bir dengeye otursun. Bu şekilde gidesin. Bu var bir hesap. Diğer hesap bugünkü politikaları neden izliyor? Bir erken seçim yok diyelim. 2023'te gidecek. Bence 2023'te seçime giderim ben diye yapıyorsa hesabını, bu hesaba da güvenmiyor. Artı şunu görüyor. Yani bir kemik tabanı var. Ve bu tabanı koruyacak olan zamk ideolojik bir zamk. Mümkün mertebe cinsellik, öncelikle aşırı muhafazakarlık ve işte bu çerçevedeki taleplerin, en aşırıcı taleplerin karşılanacağı ümidini vermek ve adeta dinselliği ve işte siyasal İslam'dan, siyasal İslam'ın mesaj ve hedeflerinden ona kalan ne varsa ona yönelik bu noktadaki talepler neyse, şunu yapalım, hilafet ilan edelim, içkiyi yasaklayalım gibi mesela, bunları mümkün olduğu kadar karşılayıp ekonomik sıkıntıların, işsizliğin, yoksulluğun acısını hafifletmek, boş midelerin gurultusunu bu şekilde bastırmak, sloganlarla bastırmak. Bence böyle bir yol izliyor. Yani Ayasofya Camii'ni ki sen yani bunu 10 yıllardır izliyorsun, bunun ne kadar önemli tarihsel ve psikolojik anlamda tayin edici bir hadise olduğunu bilirsin ve bu tek atımlık bir baruttur. Attı. Çok büyük bir attı. Şimdi attı ama bunun etkisi geçmesin yani. Çünkü zamanla işte Ayasofya Camii içselleşecek, kanıksanacak. Onun başına bir imam atadı. Ve bu imam her gün cevher yumurtlayarak, bu ifadeyi seçerek kullanıyorum, cevher yumurtlayarak Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürüldüğü ve bunu da Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gerçeğinin hafızalarda kalmasını ve hatırlanmasını istiyor. Dün grup başkan vekili çok evet, kızdı ona. Evet ama beceremiyor. Beceremiyor. Yani gerçekten de olmuyor. Yani şöyle de bir problemi var. Bütün bu söylediklerimizi bir hakkın becerikli bir şekilde uygulamak için elinde yeterli insan kaynağı havuzu yok. İnsan kaynağı konusunda çok ciddi sıkıntıları var. Yani burada bunu görüyoruz. Bunu benden önce sen herhalde teslim ediyorsundur. Yani ciddi, evet, ciddi problemler. Yani yeni partilere çok insan geçti. Tabii, şöyle bir şey söyleyeceğim. Seçim demişken benim ne zamandır dile getirdiğim bir argümanım var. Çok sık kullanıyorum, artık iyice şey olacak ama Erdoğan çoktan kaybetti ama henüz kazanan belli değil diye. Yani buradan da tabii muhalefete geçmemiz iyi olabilir. Yani şimdi Erdoğan'ın krizi, %50+1'i bulamaması, Bahçeli ile beraber kurduğu koalisyonun artık ileriye yönelik hiçbir şey üretememesi vesaire, şu bu. Ama hala iktidarı kontrol ediyorlar. Çünkü çok güçlü bir şekilde, yani dışarıdan bakan birisinin ya da içeriden birisinin Türkiye'de iktidar değişiyor mu ya da değişiyor diyebileceği bir atmosfer yok. Buradaki hikaye, yani iktidarı kontrol edenlerin gücü ve güç gösterisi kadar iktidara meydan okuyanların yeterli dinamizmi sağlayamaması herhalde. Çok doğru. Şöyle, dün akşam Halk TV'deki sözüm vardı. Edgar Şar konuğumuzdu. Medyaskop'un başından beri müdavim derken yani çalışanı müdavim yanlış oldu. Ve ben Edgar Şar'a şu soruyu sordum. Dedim ki ya bu kadar beceriksiz, bu kadar başarısız bir otoriter iktidar rejimin ayakta kalması nasıl mümkün olabilir? Türkiye gibi o rejimi ayakta tutacak bir takım rant kaynaklarına sahip olmayan bir ülkede. Kötü yönetimi tazmin edebilirsiniz. Bedava mercimek, nohut, çay, kahve,
ekmek dağıtarak, yani eğer doğal gazınız, petrolünüz varsa pek çok Arap despotizminde görüldüğü gibi Venezuela'da onu bile yapamadılar. O ayrı mesele. Oraya da geleceğiz. Bir tür şey vardır. Yani bu tür bir rant kaynağı vardır ve bu rant kaynağı aslında otoriter rejimlerin devamına hizmet eder. Bir de şu var tabii, yani Türkiye'nin bir otoriter rejim olabilmesi için Türkiye'nin dünyadan yalıtılması, izole edilmesi gerekiyor. Dünyadan önceliklere batı dünyasının, işte batının değerler dünyası, yani modernitenin klasik değerleriyle tarif edilen batı dünyasından uzaklaşması, onunla iplerini koparmış olması lazım ve bunun sürdürülebilir olması lazım. Yani demokrasi, hukuk devleti, insan hakları, kadın erkek eşitliği gibi değerlerden, kuvvetler ayrılığı gibi değerlerden tamamen ilişkisini kesmiş. Yani o konuda herhangi bir meşruiyet şeyi de yapmıyor, söyleyin, kaygısı içinde de değil. Bu nasıl mümkün olabilir? Yani Türkiye dünyayla ilişkisini dünyadan, kendi batıdan da dünyadan da kendisini izole edip içine kapatabilir mi bugünkü Türkiye? Şöyle bir cevap verdi. Öyle bir denkleme geldi, öyle bir noktaya geldik ki bugün başarısızlığı artık sabit olan ve başarılı olma ihtimali de kalmamış olan bugünkü şartlarda, eline başarılı olmak için enstrümanı yok, kapasitesi yok ve bu kapasiteyi inşa etmek için potansiyeli yok. Ya da tersi. Yok böyle bir şey. Görüyoruz bunu. Yani biraz uzun oldu bu parantez ama Türkiye modern tarihinde ilk defa sonu belirsiz bir ekonomik kriz yaşıyor. Yani bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizin gerektirdiği değişimi içeren müdahaleyi iktidar yapamıyor. Ne yapabiliyor bu müdahaleyi, ne de gidebiliyor. Dolayısıyla ilk defa Türkiye tarihinde ucu açık bir ekonomik kriz yaşıyoruz. Ve ümit yok. Bu iktidarla ümit yok. Bu sistemle ümit yok. O zaman bu iktidar Türkiye'yi dünyadan koparabilir mi? Serbest piyasayı mesela tamamen serbest piyasadan vazgeçip, serbest kur rejiminden vazgeçip falan işte şey yapabilir mi ülkeyi, yalıtabilir mi? Bu soruya cevap, bu da muhalefetin tayin edici olduğu şeklinde geldi Edgar'dan. Yani muhalefetin alacağı tutumun, takınacağı tavrın, izleyeceği siyasetin bu aşamadan sonra artık tayin edici olduğu, rekabetçi özelliğini giderek yitiren otoriter rejimlerde böyle bir anda muhalefet gerçekten de bu gidişatı, Türkiye nereye gidiyor? Türkiye'nin gidişatı. Bu gidişatı durdurmak ve belki daha işte daha az, yani buradan tam otoriterliğe doğru değil de iktidarın karşısında güçlü bir blok olarak çıkıp onu durdurmak ve iktidarı yumuşamaya zorlayacağı anlamda üzerinde bir baskı kurmak. Hem toplumsal muhalefeti organize etmek, hem siyasal muhalefeti birleştirmek ve ortak bir paydada, ortak bir hedefte bir araya getirmek gibi. Pek çok benzemez unsurun bir araya geldiği, bugünkü HDP ve İYİ Parti gibi mesela. Böyle bir muhalefet tutumu olmadığı müddetçe Türkiye gibi bir ülkede böyle bir otoriter iktidar bütün başarısızlıklarına rağmen ayakta kalabilir. O zaman sorulması gereken soru şu: Türkiye İran mı olacak? Türkiye Kuzey Kore mi olacak? Hangi soru daha doğru? Türkiye Kuzey Kore olmayacak, olamaz. Türkiye'nin İran olamayacağı da görüldü. Çünkü İran'da bu iktidarın 20 yılda yaptığının 5 katını, afaki konuşuyorum, İran'da mollalar ilk 2 yılda yaptılar. Yani başörtüsünü, kadınların sokakta başı açık dolaşmasını 2. yılda yasaklamışlardı. Çador ve İslami pardesü ve başörtüsünü bir norm olarak 2. yılda getirmişlerdi.
üniversiteleri dümdüz etmişlerdi. 2 yılda yaptılar bunu. Dolayısıyla İran olmayacak Türkiye. Ama Venezuela olabilir. Venezuela olabilir. Burada... Ya ama Venezuela olabilir ama Venezuela'nın da olabilmesinin şartı şu. Yani Venezuela'da neticede bir batmış çökmüş bir petrol ekonomisine dayanıyor. Ama yine de petrolü var. Venezuela olabilir derken bu yüksek bir ihtimal değil. Ama bu ihtimal var. Yani kurumları iflas etmiş, kurumları çalışmayan, ekonomisi çökmüş. Fakat muhalefeti dağınık, muhalefeti dağılmış bir ülke düşün. Bunun petrolü olsun olmasın fark burada etmiyor. Burada zaten yani, onun için de Erdoğan'ın hesapları daha çok iktidar koalisyonu güçlendirmekten ziyade, çünkü güçlendirmek sınırına vardı artık. Muhalefeti dağıtmak tabii, üzerine tabii kuruluyor ve tam da bunu yapmaya çalışıyor. Yani çok iyi gördü. Yani Erdoğan gerçekten hala siyasi refleksleri ve siyasi iç görüsü güçlü, kuvvetli olan, içgüdüleri çok güçlü. Gördü muhalefetin bir araya gelmemesi gerektiğini, iktidarda kalmasının ön koşulunun muhalefetin birleşmemesi, bir araya gelmemesi olduğunu anladı. Çünkü artık kendisi sınırına dayandı ve o sınırda tutunamıyor da zaten, geriliyor. Ve gerilemeye devam da edecek. Yani... Ama orada şöyle bir husus var, en önemli bence bu hareketi Erdoğan'ın siyasi iktidar serüvenini ve iktidara gelmeden önce ve geldikten sonra genellikle oyunu kuran Erdoğan oluyordu ve karşısındakiler ona laf yetiştirmeye çalışıyordu. Hı-hı. Ama bir süredir bu özelliğinin kaybolduğunu ve en fazla hani şöyle diyeyim, genellikle Erdoğan defansif artık. Yaptığı saldırılar da aslında defansif saldırılar. Doğru. Yani bunların hiçbirisi... Dolayısıyla maliyeti çok büyük. Evet. Ve hata. Aslında evet. Hata. Evet. Yani Erdoğan'ın şöyle bir özelliği var. Hep var. Yani Fethullahçı örgütle girmiş olduğu çatışmadan bu yana onu hep görüyoruz. Çünkü ilk güç kayıplarını orada yaşadı. Kaybettiği gücü, elinde kalan gücü sonuna kadar kullanıp geri almak. Bunu hep uyguluyor. Yani lineer bir pozisyon, düz bir çizgi üzerinde 2 adım ileri atıyor, sonra 1 adım geri atıyor, sonra bir adım daha ileri atmaya çalışıyor ama hep ileri geri oynuyor. Yani ve güç paylaşmayı sevmese bile güç paylaşır halde ve artık şey de kalmadı. Kendisini bu muhalefet karşısında iktidarda bu birleşme ihtimali gerçekten artık ete kemiğe bürünen muhalefet karşısında kendisini iktidarda tutacak bir müttefiki de yetersiz artık MHP. MHP bu manada çok yeterli değil. Olmuyor. Şimdi görüyoruz. Bu... Yani seçim yapmak zorunda bir noktada. 2023'te seçim yapmak zorunda ama şu izlemi de veriyor. Ya yani ne yaparsan yap bu iktidar gitmez. Bunlar gerekirse seçim sonuçlarını da tanımazlar. Kalırlar. Venezuela'da da var bunlar. Yani bu hatta şey diye seçime de gitmez diyenler. Seçime de gitmez diyenler var. Yani öyle bir ki ben bunun mümkün olabileceği kanaatinde değilim. Ben de değilim. Peki şimdi yarın kongrenin sloganını güven ve istikrar diye bulmuşlar. Bu aslında neyle? İşte neyle yani? Bu tam bir aslında bir çok büyük bir dönüşümün evet. Damgası. Yani bu ilk başta ilk kuruluş öyküsüne baktığınız zaman bu hareket genellikle en parlak dönemlerini hep ileriye yönelik bir takım mesajlar vererek hani böyle bir vizyon. Hmm. Katıl katılma ama bir vizyon. Hmm. İleri demokrasi, yok işte Avrupa Birliği, şu bu gibi şeylerle. Yani durmak yok, yola devam diyemiyor veya ona eş değer bir slogan bulamıyor, çıkartamıyor. Güven ve istikrar tamamen statüko. Yani tabii. Ve şey insanları korkutuyor. Tabii. Diyor ki ya bakın ben gidersem istikrar kalmaz. Tabii. Yani beraber benimle yürürseniz mutlu olacaksınız, daha müreffeh olacaksınız. Yok. Değil. Yani bu aslında üzerinde bayağı bir düşündüklerini okumuştum, duymuştum. Hı-hı. Slogan ne diye. Ve bu slogan aslında çok ciddi bir itiraf bence, ifşa. Ve yani Naci Ağbal'ın tasfiyesiyle Türk lirasının yaşadığı ani ve bence yani çok korkutucu değer kaybının sorumlusu bizatihi kendileri. Ve bu şartlarda istikrardan bahsetmeleri de biraz tabii
O anakronik oluyor yani. Tamam. Yani eyvallah ama şunu da söyleyeyim. Yani şimdi ileriye değil, güven ve istikrar lafları bugünü, hatta geçmişi, yani tamamen statikocu bir şey söylüyor. Mevziyi korumaya dönüyor. Beka. Yani mevziyi, beka ve istikrar, yani istikrar şöyle. Artık değişim yönünde herhangi bir umudu yahut enerjisi, perspektifi kalmamış ve eldekini korumak için de istikrara ihtiyacı var. Fakat en büyük istikrarsızlaştırıcı da kendisi bu arada. Dolayısıyla yani biraz da can havliyle ve el yordamıyla bulunduğu anlaşılan bu sloganların dayanıklı sloganlar olamayacağı da da görmek için illa bir hafta beklemek gerekmiyor. Bugünkü Türkiye'de bu görülen bir şey. Yani şöyle bir şey var. Yani fikri tükenmişlik var bir kere. Bu fikri tükenmişlik her alanda göze çarpıyor. Oyun kurucuydu dedin. Evet, hala oyun kurmaya çalışıyor. Fakat elinde yani şeyde zihinde mükemmel bir oyun yok. Ve kurmaya çalıştığı oyunlarda ezberlerden oluşuyor. Ve ezberler hep bozuluyor. Bunu en son işte Gare olayında gördük, o Gare operasyonunda. Bunun sonrası zaten bence o gerçekten Türkiye'de siyasi bir kırılma anı olarak yaşandı. Ve bence iyi okudu onu. Yani bu Gare operasyonunu iyi okuduğu için el arttırmaya, el yükseltmeye karar verdi ve Haldun'un da ortak dostumuz, arkadaşımız Haldun'un kulaklarını çınlatalım. Fransa'da hani bir tabir vardır. İleriye doğru kaçış ama el arttırarak kaçış olarak onu çevirmişti Türkçe'ye. El arttırarak kaçış halinde şu an. Dolayısıyla şöyle bir mukayesede bulunmak lazım, tarihsel mukayesede. Otoriter leşmede ani ve hızlı bir tırmanışa geçen rejimler bunu eğer en başta daha zindeyken, tazeyken taraftarlarına umut vaat ederken yapabiliyorlarsa maalesef başarılı olabiliyorlar. Biz bunu 20. yüzyıl Avrupa'nın 20. yüzyıldaki ilk yarısından ilk birinci ve ikinci çeyreğindeki şeylerden biliyoruz. İran'dan biliyoruz. Totaliter rejimlerin böyle şeylerin. Ama eğer şartlar seni zorluyorsa, iktidarda kalmaya mecbur isen, bu rekabetçi nitelikteki otoriterleşme, ki aslında en uygunu o kendisi için. Tam otoriterlik, yani Türkiye'yi işte istikrar ya, ondan daha fazla istikrarsızlaştıracak bir şey ben yani göremiyorum, düşünemiyorum. Şöyle bir şeyden bağlamak gerekirse, şu varsayımdan siyasetin, muhalefetin süratle kurtulması lazım. Bunlar gidici. Yani bunlar zaten bitti. Yanlış anlama. Bunlar kaybettiler, bunlar bittiler, gidiyorlar. Biz artık bundan sonrasını düşünelim. Hayır, yani bu şu son bir haftada yaşadıklarımız, bunlar nasılsa gidecekler varsayımının ne kadar yanlış ve tam aksini, yani muhalefetin Türkiye'de demokratik bir değişimi mümkün olabilmesi için, biraz beylik bir laf olacak ama, sürece mükemmel bir iradi müdahalede bulunması gerektiği anı, yani bunlar ıskalamasına neden olabilir. Bunlar gidiyor, bu an, değil biz geliyoruz demiş. Bu an ıskalanırsa eğer, Türkiye gerçekten tarihsel olarak kaybeder. Çok çok önemli, çok kritik tarihsel bir dönüm noktasındayız. Muhalefetin iktidar sonrasını dizayn etmek kadar, iktidar sonrasını, yani yeni Türkiye'yi, senin tabirinle en yeni Türkiye'yi, yepyeni Türkiye'yi düşünmek, dizayn etmek kadar oraya nasıl gidileceğini de evet, yani için düşünmesi lazım. O yüzden Edgar'a döneceğim ben. Yani işte biz farklı partileriz. Hepimiz kendi siyasetimizi güdelim.
Ama bunu işte bir ortak payda içinde yapalım ama hepimiz kendimiz olarak devam edelim. Sonra seçim gelince de işte ittifak çatısı altında birlikte hareket ederiz. Bu yanlış. Eğer iktidar yarından itibaren 2023 seçimlerinin startını neyse ben sevmiyorum o tabiri ama 2023 seçimlerinin ne giden yola çıkıyoruz mealen söylüyorum demişse muhalefetin de buna bu yola çıkması lazım ve ama böyle ayrı ayrı değil. Yani eğer muhalefeti bölmek istiyorsa bu iktidar muhalefetin de tam tersini yapabilmesi gerekiyor. Yani en büyük maharet bence burada Türkiye'den yani artık ona demek zorundayım çünkü oraya gidiyoruz. Bu musibetten demokratik yollardan kurtulabilmesi için ki bence başka bir yol da yok. Muhalefetin güçlerini birleştirip toplu ve birlikte hareket edebilme yeteneğini geliştirmesi lazım. Bunun provalarını yapması lazım, bunun planlarını yapması lazım, senaryolarını çalışması lazım. Bilmiyorum tabii ben açıkçası. Evet, o zaman bunlar gidiyor demek yerine biz geliyoruz diyebilmesi lazım. Evet ama nasıl bir de o da tabii, var. Ama yani öncelikle hani şöyle nasıl olsa gidiyorlar, son anda bir ittifak yaparız, alırız emaneti, devralırız. Yani bu mekanik bir süreç, bunlar biz evet. Ne yaparsa, biz elimizi çekelim, biz bekleyelim, bunlar kendiliklerinden zaten çözülüyorlar. Bu iktidar gidici, bunlar çöküyor. Niye? İşte ekonomiyi, yani Türkiye'de ekonomiyi batıran her iktidar gitmiştir. Süleyman Demirel'in dediği gibi neydi, tencerenin götürmüş. Evet, öyle değil. Bu Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'ye öncesi olmayan pek çok ilgi yaşattı. Yani yeniden bu fevkalade kötü ilki yaşatmasın istiyorum. Demirel'e İlki, sormuşlar yani, ya Türkiye'yi kendi kelimeyle nasıl tanımlarsınız diye iyi demiş. İki kelimeyle nasıl tanımlarsınız dendiğinde iyi değildir. İyi değil demiş. Evet Kadri evet. Burada noktayı koyalım. Bayağı bir konuştuk. Çok sağ ol. Özlettin kendini Medyascope'da. Öyle bir çabam, öyle bir yok. Tercihim olmadı hiçbir zaman. Arayı çok fazla açmayalım. Yine senin Medyascope'da. Tabii. Yani buranın miladına damga basmış adamsın yani. Onun için şey yap. Teşekkür ederim teslim ettiğin için. Tabii canım. Evet Kadri Gürsel'le Türkiye'nin gidişatını konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkürler. İyi günler.